Arkadaşlar merhaba. Şimdi ilk Türk devletleri ile karşınızdayım. İlk Türk devletlerinin kültür ve uygarlığını ayrı bir şekilde alacağım ve siyasi tarihini ayrı bir şekilde alacağım. Devletleri tek tek ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Arkadaşlar özetleri çok seviyorsunuz. Ama bak özetlerle olacak iş değil. Bak bu sene gördün mü soruları? Neler sorular? Bu sene kitabımda bu Fevzi Çakmak sorusunu kaç yıldır bekliyorum biliyor musun? Büyük taarruzdan sonra Maraşenlik aldığı yıl sordular. Dolambaçlı olsa da sordular. Ve aynen öyle cevap verdiler. Artık 25 yıllık birikimden sonra tahmin ediyorsun bir takım şeyleri. Özetleri çok seviyorsunuz ama arkadaşlar özet de olacak bir şey değil. Onu en son yap. Yani özeti tam otursun. Ha şu şöyleydi, bu böyleydi de. Ama ayrıntılı git. Yani şimdi oynatma listeleri hazırladım ya. Orada tek 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 1, 2, 3, 4, 5 bütün zaten Osmanlı'yı bitirdim size. İnkılap tarihini bitirdim size. Şimdi bunu ciddi anlatacağım. Yani Çorum versiyonunun dışında ciddi anlatacağım bunu. Ve arkadaşlar bakın bizde AYT, TYT, KPSS, HPSS bilmem ne SS hiçbir şey fark etmez. Siz onu matçılarınıza soracaksınız. Diyeceksiniz ki hocam mat 1 mi anlatıyoruz, mat 2 mi anlatıyoruz? Bizde tarih 1, tarih 2 diye bir şey mi var? Biz bilgi kusuyoruz. Bebeklerin sorularını da çözün, TYT'de çöz, AYT'de çöz, KPSS'de çöz fark etmez. Ve aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır soruları geliyor biliyorsun. Doğru mu? Bir de arkadaşlar hatırlatayım, kanalımıza abone olun. Bak dışarıdan çok izliyorsunuz ama abone olmadan izliyorsunuz. O yüzden de YouTube bize biraz çatıyor. Yani abone olursanız tarihi siz de bitireceğim. Yani benim bütün videolarla bitireceğim. Ayrıntılı anlatırım. Bak ve YouTube'da da böyle ayrıntı kasan ben herhangi bir tarihçiye rastlamadım. Özetleri çok seviyorum. Alıyor öyle kağıdı pıtı pıtı pıtı. Şu şöyleymiş. Böyle mi geliyor sorularımız? Böyle mi geliyor? Sorularımız sapıtmıştır. O yüzden kanala da abone olup bildirim zillerini açarsanız arkadaşlar ve yorum falan yaparsanız sevinirim. Şimdi ilk Türk devletlerine giriyoruz. Atalarımız bak bu İslamiyet öncesi demektir. İslam öncesi Türk devletlerinden bahsediyorum. İlk Türk devletleri dediğimde ve arkadaşlar Türk adının anlamı ve kökeni henüz sorusu gelmedi ama bil. Bak Uygurlarda güç kuvvet manasına geliyor ya. Uygurlarda bu güç kuvvet manası şu anda kabul edilen bir şeydir. Ne diyelim? Tanımlamadır. Türk adı için şu anda en kabul gören tanım derse ne diyeceksin? Güç kuvvet. Kim verdi abi bunu? Güç kuvveti Uygurlar. Uygur kaynaklarına geçti. Peki İran kaynaklarında ne demiş? Güzel insan. Kafası güzel insan. Neyse. Çin kaynaklarında miğfer. Arkadaşlar şu Altay dağları var ya. Bu Altay dağlarını bizde miğfere benzetmiş adamlar. O yüzden de miğfer demişler. Kaşgarlı Mahmut ne demiş abi? Olgunluk çağı anlamına geliyor. Kaşgarlı çift Kaşgarlı Mahmut'u mu biliyorsun? Anlatacağım. Peki Wembley. Türemek. Arkadaşlar sosyolog bu herif. Peki Dorf. Bu devlete bağlı halk diyor arkadaşlar. Bertolt ki bence Rus tarihinin en önemli tarihçilerinden birisidir. Kanun ve nizam sahibi diyor. Ziya Gökalp de ona atıfla yani onun gibi düşünün kanun töreli ve nizam sahibi anlamına geldiğini söylüyor. Tamam. Yani bunları da oturup da yani özellikle şu güç kuvvete dikkat edin. Şu anda 11. yüzyılda bir şey ele geçirilmiş belge. Orada güç kuvvet olduğunun kanıtı. Yani Türklerin siyasi isim olarak kullanılması da Göktürklerde göreceğiz. Göktürk. Yani ne diyelim? İlk kez Türk adını bir devlette kullanan, siyasi manada kullanan devlet hangisidir? Göktürk devletidir. Peki Türk kelimesinin ilk kez ikinci Göktürk kanları ve veziri adına dikilen Orhun kitabelerindeki ayrıntılı anlatacağım. Orhun kitabeleri arkadaşlar Türk tarihini aydınlatan şimdilik spoiler verelim. Nedir? İlk yazılı belgeler. Kendi elimizle bıraktığımız. Bak başka kaynaklar da var. Türklerle ilgili bilgiler geçiyor ama kendi kendimize bıraktığımız ve Türk tarihini aydınlatan ilk yazılı belgeler olarak geçecek. Şimdi son 3 ay önce Kültig'in yazıtları falan bulundu. Onlardan da bahsedeceğim. Henüz tam okunamadığı için arkadaşlar müfredata göre gidelim. Bizim bak şeyimiz nedir? Kılavuzumuz map'tir. Soruların hepsi oradan geldi. Bir ton soru tutturduk. Soruların hepsi oradan geldi. Oradan yazılmalı zaten. Dışarıda oturup da Wikipedia sorusu yazılmamalı. Peki Ahmet Taşal çok severim arkadaşlar. Buradan da reklamını da yapalım. Bu adamlar çok önemlidir. Eski Çince bilir. Ve Türk ismi ilk kez Bizans kaynaklarında diyorlardı ya. Şimdi değişti. 5. yüzyılda İran kaynaklarında geçiyor. Türk ismini ilk kez İran kaynaklarında, Persi kaynaklarda göreceğiz. Peki Türkiye ismi ise
6. yüzyılda Bizans kaynaklarında Göktürkler döneminde Orta Asya için, bak coğrafi olarak Malazgirt Savaşı'ndan sonra da Anadolu için kullanılıyor. 1071'den sonra Anadolu için. Ama daha çok 1071'den sonra kullanılıyor ama 1176 anlatacağım. Nedir? Mirya Kefalonun Savaşı'ndan sonra tamamen Anadolu'ya Türkiye denilecek. Eskiden ne deniyordu Anadolu'ya? Diyar-ı Rum, dikkat. Peki 13. yüzyıldan itibaren Memlükler döneminde Mısır bölgesi için kullanılıyor. Memlük devleti bu yüzyıldan ne diyelim El-Türkiye olarak geçmeye başlayacaktır. Ve bu coğrafi olarak, tabii Türkiye'de coğrafi olarak isimleri, ki arkadaşlar Memlük Devleti benim üzerinde çalışmak istediğim, gerçekten yani bir ömrüm daha olsaydı tarih adına Memlük Devleti'ne verirdim. Çok önemlidir gerçekten. Ve 13. yüzyıldan itibaren arkadaşlar Mısır için kullanılmaya başlanıyor. Tekrar bak, tarihte sık sık tekrar. Ama 6. yüzyılda Bizans kaynaklarında Orta Asya, Göktürkler var burada çünkü. Peki Malazgirt Savaşı'ndan sonra artık Anadolu için kullanılmaya başlanacak. Peki 13. yüzyıldan itibaren Memlük 1250'de kuruluyor Mısır, Suriye'de. Buraya Memlük Devleti, El Türkiye diyecekler. Türkiye coğrafi olarak 13. yüzyıldan itibaren Mısır ve Suriye için kullanılacak. Dikkat. Peki ilk Türk devletlerindeki halkın yaşam biçimi nasıl? Abi şimdi bak, ilk Türk toplulukları Orta Asya'da yarı göçebe bir hayat tarzına sahipler mi? Evet. Yani konar göçer bir yaşam mı sürüyorlar? Evet. Peki yaşamlarını yılın belli dönemlerde yaylaklarda, belli dönemlerde kışlaklarla mı geçiriyorlar? Evet. Peki bu yaşam biçimine ne deniyor? Atlı göçebe yaşam. Orta Asya Türkleri bozkırın çocukları olarak tanımlanıyor. Peki şimdi bak, bunu hızlı geçtim ya. Buradaki olaya dikkat edin. Eğer bak, bir tarihte kim demiş formül yok diyor. Aha sana formül. Eğer hayvancılıkla uğraşıyorsan abi, göçebe yaşam tarzı. Tarımla uğraşıyorsan yerleşik hayat. Neden? Çünkü sen orada hayvancağızı yedi 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 ya. Oradaki otları bitti, şunları bunları. Şimdi bu hayvancağızı bir sene boyunca o otun tekrar çıkması için bekleyebilir misin orada? Bir sene düşünsene orada beklediğini. Ha, hayatta olmaz bu. O yüzden ne yapacak? Başka yere göç etmek zorundadır abi. Bu kadar basit. Peki tarım yapacaksın. Bir yere ektin. Ondan sonra hadi bir sene sonra görüşürüz birader deyip başka yere gidebilir misin? Orada oturmak zorundasın. O ürünü alabilmek için. O zaman tarım eşittir yerleşik hayat. Doğru mu? Hayvancılık eşittir göçebe hayat. Arkadaşlar bu formül bak hiç şaşmaz. Şimdi seninkiler Orta Asya'nın bir şeyini, coğrafyasını bir göz önüne getirin. İklimine bak, bir bakın. İklim arkadaşlar çok sert. Tarım alanları dar. Bu adam ne yapmak zorunda? Hayvancılıkla uğraşmak zorunda ya. Coğrafya kaderdir diyor ya. Ha. O zaman hayvancılık. Peki hayvancılıkla uğraşan adam göçebe hayat. Göçebe yaşayan adam ne yapar biliyor musun? Savaşçı olur. Bak. Niye? Çünkü ben bir gün buradayım, bir gün şuradayım, bir gün oradayım, bir gün buradayım. Devamlı yer değiştiriyorum ya. Karşıma hangi güçlerin çıkacağını bilmiyorum ki. Bir boy çıktı, bir düşman çıktı. Oradan ne bileyim vahşi hayvan çıktı. Devamlı tetikte olmak zorundayım. Eşittir. O zaman şöyle mi tanımlayalım? Göçebe hayatı sağlayan şey neydi? Hayvancılık. Hayvancılık eşittir göçebe hayat dedik. Göçebe hayatın sonucunda da bu adamların eli silahlı olmak zorunda. Savaşçıdır bizimkiler. Peki Orta Asya'nın arkadaşlar karasal iklime sahip olması dedik ya. Türk toplulukların böyle bir yaşam sürmesine neden oluyor? Orta Asya'nın bozkır iklimi var ya, bu sert karasal iklim. Türkiye'de hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesini, Türkler'de hayvancılık faaliyetinin gelişmesini sağlayacaktır. Bir de şunun altını çizelim. Bozkırın çocukları sorusu gelmedi. Bozkırın çocukları derse Türkler, Orta Asya Türkleri için söz ediyor. Orta Asya Türklerinden söz ediyor demektir. Yalnız bak, sana şunu söylerse, ne bileyim işte mücevheratla ilgili, yani kuyumcular, bozkırın kuyumcuları diye sorarsa o İskitlerdir. Bu aradaki ayrımlara dikkat edin. Onlar da kuyumculukta ileri gidecekler. Şimdi Türklerin ana yurdu, arkadaşlar haritayı görüyorsun burada. Orta Asya'yı gördün, doğru mu? Türklerin ilk ana yurdu Orta Asya'dır. Evet, bunu da altını çizelim. Peki Orta Asya doğuda Kingan dağlarından, arkadaşlar aha sana Kingan ve Karanlık dağları, gördün mü doğuda? Peki Hazar Denizi'ne, batıda Hazar Denizi'ne mi gittik abi? İşte burada Hazar Denizi gördünüz. Peki güneyde Karanlık ve Hindi Kuş dağları, Karanlık dağları, Hindi Kuş, aha, Himalaya dağları, güneyde Hindistan'a kadar inin ve Sibirya, kuzeyde de Sibirya'ya uzanan geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bazı saftirik atalarımız var ya, soğuk havadan kaçıyor diye Sibirya'ya gidiyor. Sabir devletinin kuruluşu anlatacağız. Peki şimdi bak, bu bilgiyi de her yerde bulamazsın. O yüzden diyorum bak arkadaşlar,
takip etmek lazım. Her tarihçinin kendini update etmesi lazım. Her yıl ben çalışırım, otururum. Bunlar ne demiş, neyi değiştirmiş, dikkat edeceksin. Hakasya devletin çünkü sorular ne dedim sapıttı. Öyle beylik soru sormuyorlar. O yüzden özetleri abi dinleyin ama en son dinleyin. Önce bir altyapıyı bir kur. En böyle bir ayrıntılı bir şekilde bil. Çünkü bizim sorularımız artık matematik sorularıyla yarışıyor. Peki Altay arkadaşlar bugün Hakasya Devleti'nin içinde yer alan Altay Dağları var ya. Aha şu dağları gördünüz mü? Evet bugün Hakasya Devleti içerisinde. Türklerin en eski kültürü Afanasyevo biraz sonra bahsedeceğim. Bu kültüre ait kalıntılar, buluntulara rastlanıyor. Yani şöyle bir şey sorarsa Türklerin en eski yurdu ya da en eski kültürü olan Afanasyevo var ya. Hangi ülke sınırları içerisindedir bugün derse abi Hakasya Devleti'ni yapıştır. Peki Türklere ait ilk kültür merkezleri bakın burada haritalarda verdim. Anavur kültürü Hazar'ın hemen güney doğusunda arkadaşlar. Bak nokta atışı doğru mu? Andronova kültürü Urallar. Şimdi tek tek gireceğiz zaten. Andronova kültürü Ural dağlarını gördünüz mü burada? Evet. Bak biraz daha kuzeye çık. Peki Afanasyevo Türklerin neydi? En eski kültür merkeziydi. Tamam. Bak burada Tagar var. Arkadaşlar Ötüken'in hemen kuzey yasına Yenisey Irmağı kıyıları. Balkaş Gölü'nün kuzeyinde Karasuk kültürünü gördün. Peki burada Tanrı dağlarını verdik. Çin'i verdik. Şimdi tek tek bakalım. Bak. Şimdi size sorularda geldiği zaman en önemli özelliğini verecek abi. Buradan çıkartacaksın. Ondan sonra geyikler verecek. Mesela tek biri biri biri. Tek 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 biri biri biri. Ve Orta Asya'nın en eski kültür merkezidir. Yapıştır. Anav kültür merkezidir. Arkadaşlar orta bak Türklerin değil buradaki çakallıklara dikkat edin. Tarihçi çakaldır. O yüzden neyi karıştıracağınızı çok iyi biliyorlar. Türklerin en eski kültür merkezi değil ha. Orta Asya'nın en eski kültür merkezi. Peki bugün hangi sınırlar içerisinde yer alır derse Türkmenistan, Aşgabat bölgesi. Bölge insanları dokumacılık, bakır işlemeciliği, seramikçilik, hayvancılık, tarım. Bunu yapıyor. Bak tarımla ilgili şeyler var Türklerde. Ama arkadaşlar mesela Göktürklerde ne yapacağız? Tötö kanalını. Tarım var ama bak yaygın değil. Temel uğraş değil. Hayvancılık temel uğraş. Tarım az da olsa yapılmaktadır. Buna dikkat edin. Hatta şöyle bir soru sormuşlardı. Bak Nefis ÖSYM birincisinin 10 dakika üzerinde düşündüğü soruydu. Sulama kanalları dediler. Öğütmaraşları dediler. Ondan sonra saban dediler. Saban dediler ve sulama kanalları dediler. 4 tane öncül verdiler. Bunlardan hangisi o bölgede tarım yapıldığının doğrudan kanıtı dediler. Altını çizdiler doğrudan. ÖSYM birincisi 4'ünü de almış. Ama sonra 10 dakika düşmüş. Ulan demiş. Bunda bir sıkıntı var. Arkadaşlar bak sulama kanalları neyi sularsın? Tarım. Toprakla ilgili. Peki şeyi saban. Sonuçta ne yapacaksın? Ürünü biçmek için değil mi? Kullanılan bir alet. İki şeyi al. Diğerlerini alma. Niye? Öğütme araçları. Ya dışarıdan ithal edip de adam şey yaptıysa. Sadece öğütüyorsa değil mi? Ticaret de gelebilir. Tahıllar için ambarlar alabilir misin? Ambarlar olmaz. Niye? Arkadaşlar ya dışarıdan aldıysa sadece orada ne diyelim kış için muhafaza ediyorsa yine ithal ettiyse bunlar ticaretle ilgilidir. Doğrudan tarım yapıldığının kanıtı bir sulama kanallarıdır. İki sabandır. Peki şimdi Afanasyevo kültürü Orta Asya'da Türklerin en eski kültür merkezi. Arkadaşlar tekrar Orta Asya'nın en eski kültür merkezi diyorsa Afanasyevo Orta Asya'da Türklerin en eski kültür merkezi. Peki Altay ve Sayan dağlarının kuzeybatısındaki kültür merkezi gördünüz burada zaten vermiştim değil mi? Afanasyevo Altay ve arkadaşlar Sayan dağlarının kuzeybatısında Kurat ve Kuyum. Bak kurganları burada önemlidir. Kurgan neydi? Mezar. Mezarın içerisinde oda düşün bak. Odanın içerisinde adamı atıyla gömüyorlar. Değerli eşyalarla gömüyorlar. Özel eşyalarıyla gömüyorlar. Okuyla gömüyorlar. Yayıyla gömüyorlar. Klasik bir sorudur bu. Ahiret inancının göstergesidir. Peki bu Kurat ve Kuyum kurganlarını da kimse bilmez ha. Bak burada iki şey Afanasyevo'da dikkat daha çıktı mı? Hayır. Buradan çıkan buluntular bölgede insan topluluklarının at, sığır ve deveyi evcilleştirdiklerini kanıtlıyor. Zaten arkadaşlar dünya uygarlığını atı biz mi şey yaptık armağan ettik? Atı biz evcilleştirdik. Bunun üzerine eyeri ve üzengiyi koyan da avarlar oldu. Doğru mu? Dünyaya bunlara hiç küçümsemeyin. O dönem için yani ne diyelim göç
işte savaşçılık, at senin artık size nasıl sordular KPSS'de bunu? Türklerin kanadı değil mi? At, at, İskitler arkadaşlar, İskitler evcilleştirecek. Sığır ve deve evcilleştirdiği kanıtlıyor. Tamam. Peki avcılık ve hayvancılıkla uğraşıyor. Yani klasik zaten taştan ve bakırdan eşyalar yapılıyor. Peki Keltaminar bir daha İtalyanca gibi kültür birliğine yönelme konusunda ilk adım arkadaşlar gelirse bu, bak ana şey olarak sana bilgi olarak bunu verecek. Kültür birliğine yönelme konusunda ilk adım nerede atılmıştır? Hangi kültür? Aha Keltaminar. Peki Amudarya Nehri'nin Aral Gölü'ne döküldüğü yerde ortaya çıkan kültür merkezi yer, gök, su inancının temellerini atmışlar. Arkadaşlar ne bu biliyor musun? Aslında yer, gök, su aslında dinsel olarak Türkler coğrafi ne diyelim şeylerin şekillerin yerleri bazı kutsallıklar vermişlerdir. Doğa inancı. Mesela bir yere yıldırım mı düşüyor? 2 yıl uğramıyorlarmış oraya. Yer, gök, su inancı. Peki bunları en son dinde vereceğim. Bölge insanı balıkçılık ve avcılıkla uğraşmış. Klasik zaten arkadaşlar bunu böyle verse buradan nasıl çıkartacaksın? Hepsi yaptı bunu. Kurban ve menhir tarzı mezarlara rastlanıyor ve kaya resimlerine ve dokuma ürünlerine rastlanıyor. Menhir, kurgan arkadaşlar tekrar ediyorum Türklerde mezardır soruldu KPSS'de, AYT'de de geldi. Bak aynı şeyden bahsediyoruz. Ne AYT ne TYT hiçbir şey fark etmez. Biz bilgi kusuyoruz. Peki Andronova arkadaşlar ne diyecek biliyor musun? En başa, Orta Asya'da en geniş alana yayılan kültür merkezi neresidir? Yapıştır Andronova. Ural Dağları ve çevresinde ortaya çıkan kültür merkezi tamam. Bakırla birlikte ilk kez tunç, gümüş ve altından araçlar yapılıyor tamam. Eşyalar hayvan figürleriyle süsleniyor tamam. Bölgede atı evcilleştirilmiş görülmüş. Arkadaşlar bütün kültürlerde bu var. Yani bu senin ayırıcı şeyin olmaz. Yani sorularda kültür. Sana burada ayırıcı ne gelecek? Orta Asya'da en geniş alana yayılan kültür nedir diye. Şu ana kadarkileri bir tekrarlayalım sık sık tekrar. Çünkü anlatırım bak buradan girer oradan çıkar. Buradan girer oradan çıkar. En nankör dersine karşı karşıyasınız. Şu ana kadar ne gördük? Anav. Orta Asya'nın en eski kültür merkezi derse Anav. Orta Asya'da Türklerin en eski kültür merkezi derse Afanasyevo. Peki kültür birliğine yönelik ilk adımın atıldığı kültür merkezi Keltaminar. Peki Orta Asya'da en geniş alana yayılan kültür merkezi Andronova. Peki Karasuk var arkadaşlar bir de. Yenisey'in koludur bu. Bak Irmak Kolu bu bölgede çıkan bir kültür merkezi. Bu kültürde dikkat edin İskit göçebe kültürünün temelini oluşturuyor. İskitlere gireceğiz. Bak devlet olamadılar. Bunlar topluluk oldular. Karadeniz'in kuzeyinde yarıdırdılar. Peki demirin arkadaşlar burada sana nasıl verecek biliyor musun? İlk kez demirin işlendiği şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla tarihte hep böyle aslında çok keskin ifadelerden kaçınmak gerekiyor. Demir ilk kez bu bölgede işlenmiş. Dört tekerlekli arabalar. Dört tekerlekli arabalarda yaşayan halk kim biliyor musun? İskitler. O yüzden Karasu kültüründe İskit kültürünün temelini görüyoruz. Yani tık kırıdık kırıdık tam benim hayat tarzım. Karavan. Yani şey gibi düşünün. Dört tekerlekli arabalarda adamlar devamlı tık 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 oradan oraya göç edecekler. Buralarda yaşayan adamlar. Bu arabaları kullanmışlar. İskitler. Dikkat. Peki Tagar. Yenisey Nehri ve Münising bölgesinde oluyor arkadaşlar. Günümüze en yakın kültür çevresi diye soracak. Günümüze en yakın kültür çevresi Orta Asya sanatının temeli nerede atıldı? Tagar. Yani günümüze yaklaşıyoruz. Bak Tagar kültürle günümüze yaklaşıyoruz. Ne diyecek burada sana mimleyici, ayırıcı şey ne olacaktır? Günümüze en yakın kültür çevresi diye soracak Tagar'ı. Peki mezarlardan koşum takımları tamam. Arkadaşlar seramikler çıkartılıyor. Hayvan figürlü eserlere büyük önem veriliyor. Bunların hepsi ahiret inancı dedik. Bak özellikle seramikler. Niye adam mezara seramik koysun? Ne bileyim bir çanak çömlek koysun, at koysun, ok yay koysun. Öte dünyada yaşamaya devam edeceği ahiret inancının kanıtıdır bunlar. Piramitler de bak öte dünyanın kanıtıdır. Niye? Adam yani Firavun neyle gömülüyor abi? Hizmetçileriyle beraber gömülüyor. Yani daha mesai bitmedi mi diyor hizmetçiler. Yukarıda da hizmet etmeye devam edecekler. Yani ahiret inancı. Peki Taştık Yenisey çevresinde ortaya çıkan kültür merkezidir. Tagar kültürünün devamı nitelindedir. Geleceğini zannetmem. Genelde biz bu yaprak testlerde, ben yayınlarımda falan bunları hep işte şık olsun diye kullanırız. Ama buralarda arkadaşlar Anava, Andronova'ya, Afanasyova'ya dikkat edin. Şimdi Orta Asya Türklüğü, bak kavimler göçünü Atilla ile bağlantılı, Avrupa Devleti ile bağlantılı kuracağım.
Burada sadece Orta Asya'da o 15'e yakın bir göç var arkadaşlar. Zaman zaman bu kuraklıklar, yani iklim şartları bizimkileri sağa sola göç etmeye zorlayacak. Bakın, Orta Asya'dan dünyanın dört bir tarafına yayılıyoruz. Gitmediğimiz yer kalmamış. Kuzeyde bak, Sibirya'ya doğru gidiyor. Oo, bak buralarda Balkanlar Karadeniz'in kuzeyinden yardırıyor. Haritayı görüyorsunuz arkadaşlar. İran dolaylarına göç edenler var. Mezopotamya'ya göç edenler var. Oradan bak, Mısır çevresine bile gidenler var. Ama bunu sormuşlardı. Sakın Kuzey Afrika'yı alma. Böyle hani Habeşistan, yok Tunus, Cezayir, oraya kadar gidilmedi. Sadece bu Mısır bölgesinde kalındı. Bak, sadece Kuzey Afrika'nın bir kısmı. Peki Hindistan'a giden var mı? Var. Peki Çin'e giden, arkadaşlar atasözümüz olsun, Çin'e giden Çin olur. Niye? Kalabalık bir kültür içerisindesin abi. Kalabalık bir kültür. Nüfusun az, onun içerisinde el ele gidersin. O yüzden bizimkiler mesela Mete hiçbir şekilde Çin'e yerleşmeyi falan düşünmeyecek. Asimile olmaktan çekinecekler. Unutma, asimilasyon. Yani o kültür içerisinde erimek. Çoğu öyle oldu. Tabgaçları anlatacağız. Başkent Tayyi olmak üzere hemen Çin'in kuzeyinde kurulacak. Hop, adamlar kültürlerini kaybedecekler. Bir, bak, kalabalık olması tamam. İkincisi ne biliyor musun? Senden ileri bir medeniyet. Sen mi ona özenirsin, o mu sana özenir? Sen ona özenirsin ve o kültür içerisinde erirsin. Peki arkadaşlar, bu şimdi genel göçler. Hani 15 şey var ya, kavimler göçünden ayrıca bahsedeceğiz. O dünyayı değişecek. Türk toplulukları tarihin en eski dönemlerine başlayarak uzun yüzyıllar birçok göç hareketine girişiyorlar. Bu göç hareketleri doğuda Çin'e, ne dedim, Çin'e giden Çin olur. Kuzeyde Sibirya bölgesine Sabir devleti kurulacak. Gittikler her yerde devlet kuruyorlar zaten. Güneyde Hindistan'a gidiyorlar arkadaşlar. Batıda Avrupa ve Ön Asya bölgelerine göç ediyorlar. Ön Asya bölgesi dediğimde bu Mezopotamya. Mezopotamya'da bir kısmı Mısır'a gidiyor. Sakın Kuzey Afrika ülkelerini alma. Çünkü soruldu. Göçler yoğun olarak Ön Asya'ya mı yapıldı? Evet, Ön Asya. Peki göç hareketlerinin kolaylaştıran etkenler tekerleğin ve atın kullanılmasıdır. Arkadaşlar, tekerlek icat edildi. Aslında biz bunu ilk çağda Tunç devri diye biliriz. Ve tekerleği sakın küçümseme, göç hareketlerine neden olacak. Bu göç, ticaret, savaş var ya, hep kültürel etkileşimdir. Üçü kültürel savaşı da alın bunun içine. Bak, Haçlı Seferleri mesela. Direkt etkileşim, kültürel etkileşim. Ya birbirinden bir şeyler öğreniyorsun. Peki bu göçler tarihte arkadaşlar kavimler göçü olarak adlandırılıyor. Dünya tarihinin değişmesine neden olacaktır. Bunu ayrıca neyle anlatacağız? Avrupa'nın devletine geçişte anlatacağız. Peki bunların klasik nedenleri var. Bak, en başa kuraklık, onun getirdiği kıtlık, iklimsel olaylar alın ya. Kuraklık zaman zaman yaşanmış zaten. Salgınlar, hayvan hastalıkları, bunun getirdiği bir olay. Otlak ve tarım alanları da daralacaktır. Seninkiler neyle uğraşıyor zaten? Temel uğraşları hayvancılık değil mi? Hayvancılık eşittir göçebe hayat demedim mi? Göçebe hayat eşittir savaşçılık demedim mi? Peki otlak ve tarım alanları daralıyor. Toprakların artan nüfusa yetmemesi. Arkadaşlar, nüfus artışı var. Ve Çin başta olmak üzere bizi devamlı dürtüyorlar. Haydi yallah yallah diye en fazla kavgaları bunlarla vereceğiz. Peki boyların birbirine bağlılığı. Arkadaşlar, biri giderse birisi de gidiyor. Ve aralarındaki mücadeleler, yeni yurtlar bulma isteği. Tabii bu Türklerde her zaman söz konusu. Otlak ve tarım alanlarının daralması dedik orada yukarıda. Oksuzluk, bir arkadaşa bak, bunu ben şeyde tutturdum. Bunu da yıllardır bekledim. Yine sordular KPSS'de. Bir şeyleri tahmin ediyorsak, şunu sormadan ha bu gelebilir diyorsak dikkat edin. Oksuzluk bağımsızlık demektir arkadaşlar. Bak, bu soruyu tutturdum. Ve bu bağımsızlık anlayışı doğrultusunda Türkler başka bir devletin egemenliği altına girmektense göç etmeyi tercih ediyorlar. Çin'in egemenliği altına girmektense ben gidiyorum diyor. Bu kadar basit. Peki Orta Asya Türk göçlerinin sonuçları ne oldu? Orta Asya'da kalan Türk topları Hun, Göktürk ve Uygurlar gibi devletler kuruyorlar. Arkadaşlar, ayrı ayrı anlatacağım. Şimdilik spoiler verelim. Göç eden Türk toplulukları da Avrupa Hunları, Selçuklular, Eyyubiler, Osmanlılar gibi güçlü devletler kuruyorlar. Hele şunlara bir dikkat. Selçuklu, Eyyubi, Osmanlı. He? Bak bunlar arkadaşlar Avrupa Hunları, Attila'nın. Bunlar büyük cihanşumul devletler olacak. Peki Orta Asya'da nüfus azalıyor, bölge ıssızlaşıyor. Tabii ki adamlar gittikten sonra bu göç dalgaları kavimler göçüne ortam hazırlıyor arkadaşlar. Kavimler göçünü ayrıca anlatacağız dedik. Göç eden Türk toplulukları kültürlerini gittikleri bölgelere taşıyorlar mı? Evet. Bozkır kültürü dünyaya mı yayılıyor abi? Ve değişik uygarlıklarla yapılan kültürel etkileşim sonucu Türk boyları arasında siyasi, sosyal, dini ve ekonomik farklılıklar ortaya çıkıyor. Sen şimdi düşünsene. Yani bir oradasın, bir buradasın. Dünyanın dört bir tarafına yayılmışsın. O kültürlerden de etkileniyorsun. Sen de kültüründen bir şeyler veriyorsun. Ve değişiklikler ortaya çıkıyor. Peki şimdi
Bu Avrupa'ya, özellikle Avrupa'ya gidenler arkadaşlar, ne olacak biliyor musun? Asimilasyon, hiç kurtuluş yok. Balkanlara gidenleri unut. Hristiyan oluyorlar, Slavlaşıyorlar. Hristiyan oluyorlar, Slavlaşıyorlar. İşte bu Macarları örnek ver mesela bunlara. Macarlarla ilgili de soru işaretlerimiz var. Zaten ilk bir zamanlarla ilgili arkadaşlar, herkes farklı şeyler söyler, farklı kaynaklardan. Çünkü çok bilgimiz yok ki. Bunlara çok takılmayın. Size öyle ne diyelim, spekülatif böyle sorular gelmez. Ya da bizim aramızda tartıştığımız konularla ilgili öyle soru sormuyorlar, pek girmiyorlar. Peki şimdi sen bir oradasın bir buradasın ya. Türk tarihini arkadaşlar bir bütün olarak incelemek, belli bir coğrafyada incelemek zorlaşmaz mı? Ulan bu adamlar ne yaptı? Bu kavimler, boylar, oraya gitti. Öteki boy şuraya gitti. Öteki boy buraya gitti. Hangi kültürü aldılar? Hangi kültürle etkileşime girdiler? Zor, zor, çok zor. Boylar Federasyonu ve bunların böyle sağa sola göç ettiklerini düşünün. Türk tarihini bir bütün olarak belli bir coğrafyada incelemek zorlaşacak. Şimdi bak, burada kabaca bir şey verdim. Bunu olmadı. Not al. Çünkü böyle mimleyici sorular geliyor. Asya'da devlet kuran, Avrupa'da devlet kuran ve Asya ve Avrupa'da devlet kuran. Bak şu ikisini bilsen şu bölgede aslında çıkartırsın. Şimdi İskitler arkadaşlar topluluktur dedik değil mi? Doğru. Peki Hunlar hem Asya'da hem Avrupa'da devlet kurdular. Avrupa Hun devleti dedik. Bir. Peki bir de Asya Hun devleti dedik, değil mi? İkisi iki devleti düşün. Peki İskitler hem Asya'da hem Avrupa'da yer aldılar, doğru. Ama İskitler topluluk olarak. Tamam. Avarlara dikkat edin arkadaşlar. Hem Batı'da, Balkanlar'da devlet kurdular, Avrupa'da devlet kurdular, hem de hem Asya'da hem Avrupa'da devletler kurdular. Hunlar da aynı şekilde Asya Hun Devleti, Avrupa Hun Devleti ve Avarlar arkadaşlar. Üç şeyi mimle. Onun dışında Asya'da Hunlar, Avarlar, Göktürkler, Uygurlar, Kırgızlar sadece bak Göktürkler sadece Orta Asya'da, işte Uygurlar sadece Orta Asya'da, Kırgızlar sadece Orta Asya'da, Türkler sadece Orta Asya'da, Sibirler Orta Asya'da, Hazarlar, Eftalitler, Akunlar, Karluklar hepsini ayrı ayrı anlatacağım. Şimdi spoiler. Avrupa'da arkadaşlar Hunlar var, Avarlar var ama bu ikisini al buraya da getir. Hem Asya'da hem de Avrupa'da devlet kuranlar. İskitler tamam, hem Asya'da hem Avrupa'da yer aldı ama topluluk olarak yer aldı. Peki Avrupa'da sadece devlet kuranlar? Bak İtil Bulgar Devleti, Tuna Bulgar Devleti, Karadeniz'in kuzeyi. Bu Macarlar, Uzlar, bunlar topluluktur arkadaşlar, devlet olamadılar. Bizans'ta paralı askeri olarak çalışacaklar, anlatacağım. Peçenekler topluluk olarak kaldılar. Bunlar da Avrupa'da ve Kıpçaklar topluluk olarak kaldılar. Şimdi İskitlere geçeceğim ama arkadaşlar onu ikinci videomuza bırakalım. Tek tek devletlere gireceğiz. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun. Dışarıdan bak %81 oranında dışarıdan izleniyor ve abone olmadan izliyorsunuz. Kanalımızı biraz güçlendirelim, sizden ricamdır. Ve bildirim zillerini de açın. Çok video yayınlayacağım. Özetleri de yapacağım. Özetleri çok seviyorsunuz. Özetleri de yapacağım. O özet zaten çok izlenmiş. Ve en baştan oynatma listelerinden alın. Ve sorularımız bak artık şunu unutma, beylik olarak gelmiyor. Öyle aşağıdakilerden hangisi, böyle işte bir tane soruyorlar ya, Fatih'in İstanbul'u fethinin sonuçlarından biridir. Bak bu sene dedim ya, Fevzi Çakmak sorusu. Hele geçen sene AYT'deki 1939 sorusu. Bunlar arkadaşlar mimleyicidir, eleyicidir. Yani öyle adamlar oturup da biraz tarihçilerde şey vardır. Değil mi? Ego vardır. Dersimi ciddiye al. O yüzden sorularımız matematikle ne oluyor? Kapışıyor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın diyorum. Kolay gelsin. İkinci videoyla görüşeceğiz. Bu arada videoları peş peşe atıyorum ki böyle şey yapmayın. Oynatma listelerinde alıp da o bir hafta sonra ikincisini falan beklemeyin. Tık 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 en baştan al. Tam konu bütünlüğü olsun. Seri halde atacağım zaten. Tamam. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kolay gelsin.